Ölçümler yapılıyor. Yüzeydeki, su altındaki veriler teker teker değerlendiriliyor. ODTÜ'nün araştırma gemisi Bilim 2, Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunu incelemek için devrede. Marmara Denizi SOS veriyor deyim yerindeyse. Nedir şu an son durumu? Oksijen miktarı ne kadar azaldı? Evet, Marmara Denizi'nde zaten yüzeyin hemen altında, yani 50 metrenin altında diyeyim, oksijen seviyeleri çok düştü son 20 yılda. Bu son müsilaj olayıyla son birkaç günde yaptığımız ölçümlerde bunun daha da azalmış olduğunu görüyoruz. Ölçümlerde en son teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Bu şişeler deniz kolonunda farklı derinliklerde kapatılıyor ve bu aldığımız örneklerle denizlerin işte kimyasını ve hatta biyolojisini laboratuvar ortamında analizini yapıyoruz. Aynı anda da canlı olarak denizlerin sıcaklığı, tuzluluğu, oksijeni gibi değerleri de denizdeyken hali hazırda gözlemleyebiliyoruz. Scanfish. Scanfish bu. Bu Deniz Ekosistem İklim Araştırmaları Merkezi kapsamında alındı. Cumhurbaşkanlığı strateji bütçenin destekleriyle çok yüksek çözünürlükte deniz kolonunda bununla ölçümler yapabiliyoruz. Marmara'yı modelleyebilmek ve öngörüler yapabilmek için bu tür yüksek teknolojilere ihtiyacımız var. Bunları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Deniz çalışmalarını sürekli hale getirmemiz gerekiyor. ODTÜ gemisinden alınan örnekler ve diğer araştırmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Marmara Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde düzenlenecek çalıştayda ele alınacak. Çözüm önerileri değerlendirilecek. Hem acil önlemlerimiz olacak, akabinde de uzun vadede yapılması gerekenleri hep birlikte yapacağız. Gerçekten bu noktada ortak akılla çıkaracağımız takiple, izlemeyle bu süreci inşallah üstesinden geleceğiz. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz.